Evet, hepimizin zorlandığı bir şeydir. İğneden iplik geçirmek. İğneye bakın, ipliğe bakın. İplik neredeyse iğneyle aynı kalınlıkta. Geçirmek için ya çok yaklaşmamız lazım, ya çok elimizin hassaslığını ayarlamamız lazım. Ben kolay geçirdiğimi düşünüyorum. Ama belli bir zamandan sonra bu iş iyice zorlanacak. Bunu aşmak için de bir aparat yaptım. Eski bir bankamatik kartı, fren veya sayaç mühüründe kullanılan eski çelik tel. Bunu iğnemizin deliğinden geçiriyoruz. Geçirdikten sonra ipimizi alıyoruz. Çok rahat bir şekilde evet ve geçirdik. Yani bu sayede evimizde fazla uğraşmadan iğnemizden ipi geçirmiş oluyoruz. Bu yaptığım ürünün piyasada satılan daha güzel örnekleri var. Fakat onu arayıp da bulamadığımız vakit bu şekilde bir şeyler yapabiliriz. Sizler için az önce bir tane video çekimi yaptım. Fakat videoyu beğenmediğim için, yani çekimi beğenmediğim için onu yüklemiyorum. Fakat o esnada yaptığım iğne ip geçiriciyi şuradan tekrardan gösteriyorum. Geçirdim. Bakın normalde biz tek ipi geçirmekte bile zorlanırken benim yapacağım heyecana bakın. İki tane ip koydum. İki ipi de buradan geçirdim. Yani düşünsenize belki aynı anda geçirebilirsiniz fakat evde iki ipi aynı anda geçirmeniz çok zor olur. Tekrardan bir bakacağız. Öncelikle 4 tane delik deliyoruz ucuna. 1 2 3 4. Deldiğimiz yerlerin arka yüzeyinde genişletiyoruz ki telimiz kolay geçsin deliklerden. Çocuklar lütfen evinizde kartı kırdım. Bu da bunun kaybolsun. Aynı işlem burada burası için yapıyorum. 1 2 3 4 delikleri genişletiyorum. Bu iğne çok sivridir. Delerken dikkat edin. Evet. 5-10 santim uzunluğunda bir tel. Telin şu ucunu elimizle tutalım. Tuttuk şu ucunu elimizle. Bakın şurayı kaçırmayalım. Diğer bölümü de şu delikten geçirelim. Size çekim yapmak için yaklaşamıyorum fazla. Şu bölümü tırnağımıza tekrardan büküyorum ki iyi olsun. Çapraz bir şekilde diğer taraftan geçiriyorum. Dördüncü delikten de bu şekilde geçirip yine tırnağımla şu bölümü tutuyorum ve çekiyorum. Arkasını yine büküyorum. Telimiz bu şekilde oldu. Mesele şu ucunu sivri bir şekilde bükebilmek. Elinizle bükebilirsiniz. Fakat elinizle hem acıyabilir hem kenara kayabilir. O yüzden ben küçük bir pensem var. Bu küçük pensemle İyi bir şekilde büktüm. Bakın. Az önce yapmış oldum. Tekrardan iğne deliğinden geçiriyorum. Şuradaki genişlikten de ipliğimizi rahatça geçirebiliriz. Bakın. Hop valla. İşlemimiz tamamdır.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz ben ayrıca mutlu oluyorum. Görüşmek üzere.